Nasıl gözleri bu kadar döner? Nasıl uç beyine kılıç çekerler? Ertuğrul Bey'im sancarın hükmünü yarın Hanlı Pazar'da beyler toyunda verecektir. Bahadır Bey hüküm dinlemez Turgut Alp. Oğlu için her şey yapar. Babama da, obamıza da vaktiyle nasıl asi durduğunu iyi hatırlarım. Arkasına emir Saadettin'i nasıl aldığını gördün. Beylerimi de yanına alıp doya ikna etti. Turgut, gayrı onu nasıl durduracağımı bilmem. Ertuğrul Bey'im doyu ertelemeni ister. Beyleri arkasına almıştır. Buna nasıl mani olurum? Beylerine Ertuğrul Bey'in emridir. Bahadır'ın obası gelmeden toy yapılmayacaktır diyesin. Ertuğrul Bey'imiz iyi düşünmüştür. Madem çavdarların iki kolu birleşecek, iki çavdar obasının beyleri bir araya gelip karar vermeli. Bu bize vakit kazandıracaktır. Beyim yarın toyda seni de görmek ister Aslan Hatun. Ertuğrul Bey'imin emri başımın üstünedir. Varıp ona diyesin ki Aslıhan Hatun gereğini yapacaktır. Ne alplerim ne de ahalim Ertuğrul Bey'e sırtını dönmeyecektir. Yeter ki Ertuğrul Bey'imiz başımızda olsun. Yeter ki sen yanımda olasın. Oban obam. Canım canımdır Aslıhan Hatun. Ne onun ne de oğlunun obalarımıza fitne ateşini yakmasına müsaade etmeyeceğim. Yüreğini ferah tutasın. Aslan oğullarım, sizin hasretiniz burnumun direğini sızlattı.
İndi önüme dünyaları serseler, bu kokuyu hiçbir şeye değişmem. Baba, ne vakit beni ava götüreceksin? Gideceğiz oğul, gideceğiz. Bundan gayrı hep beraber olacağız. Seninle kardeşinin ilk avına da gideceğiz. İlk kazağınızda da beraber at koşturacağız inşallah. İnşallah. Yokluğunda da değme yiğitlere taş çıkardı gündüzüm. Hele intikam yeminleri ederken göreydin. Aslan gibi kükredi. Davamızı en çok o sahiplendi. Güvencim, öğüncümdür. Şu masumun dahi yüreği köz gibiyken bizim davamız hiç yarım kalır mı halimim? Dündar'dan da, gafil beylerden de daha büyüktür yüreği gündüzümün. Gündüzüm. Haydi sen Ak Tolga'nın yanına gidesin oğlum. Gitmem ben. Babamın yanında kalacağım. Gündüz, alplik yalnız kılıçla olmaz oğul. Haydi biraz da Ak Tolga'lı ile ilgilenesin. Atla kardeşlik etmeyen alp olamaz. Buyruk senin beyim. De haydi bakayım. O yanası kurban. Ertuğrul, Dündar yanlış bir karar vermiştir. Ben de ona çok karşı durdum. Bir hatadır etti. Bütün ahalinin önünde beyliğini aldın. Gayrı üstüne gitmesen derim. Vaziyet göründüğü gibi değildir Halimem. Bu pazar ve göç meselesinin altında daha büyük oyunlar vardır. Sen ne dersin Ertuğrul? Kurtlar sofrası kurulmuş. Kardeşim de, gafil beyler de az kalsın bu sofraya yem olacaklardı. İmdilik mani olduk. Lakin oyun hala bitmedi. Dündar, düştüğü gafletin nelere mal olduğunu öğrenecek. Bedelini de ödesin. Emir Hazretleri, benim obamın kara itine halel gelse adamı doğduğuna pişman ederim. O Ertuğrul gözümün önünde alplerimi biçti. Destur ver, pençelerimle onu boğup leşini kuzgunlara atayım. İstesek de istemesek de Ertuğrul bu toprakların uçbeyidir. Bir uçbeyine asi durursan sonuçlarına da katlanırsın. Neyse, olan oldu. İmdi sabır. Sabretmek vaktidir. Emir Hazretleri, onun yaptığını it yese kudurur. Bu durumda sabretmen mümkün değil. Destur ver, onun kellesini alayım. Bahadır Bey, öfke kapıya geldiğinde akıl baştan uçarmış. Evvela öfkene hakim olmayı öğren. Sultanımız yakında beni Konya'ya çağırır. Ben gittiğimde ne edeceksin? Ertuğrul bu toprakların uç beyidir. Seni burada barındırır mı zannedersin? Senin buraya yerleşmen Ertuğrul'un iradesine bağlı. Anlamaz mısın? Anladım, Emir Hazretleri. Âlâ.
Şimdi tez obana var. Sabah beylerini topla, toyunu yap. Beyliği üzerine al. Ertuğrul'un yanına vardığında Çavdarların beyi olarak sana diyecek sözü kalmayacaktır. Buyruk sizindir Emir Hazretleri. Posta oturduğumda tek gayem vardı. Yurdumu atam Süleyman Şah'ın taşıdığı yerden öteye taşımak. Atasız kaldım. Lakin obamı başsız koyup, çaresiz koyup ricata koşmadım. Yiğit kardeşim ne etti? Bey öldü de iyi. O kadar insanın hatırasını toprağa gömüp kaçmaya heves etti. Bana ne ceza verirsen boynum kıldan incedir abi. Ben sen değilim abi. Senin kadar güçlü yürekli değilim. Elimden gelen buydu. Kayaların dağılmasından korktum. İdare edemem diye korktum. Oğlum. Bir kabahat varsa hepimizin. Sen geri durasın ana. Beylik makamına oturan bedelini ödemeye de katlanacak. Sen bir davanın bayraktarıydın. Hiç mi bellemedin yolumuzu? Yok, bunda her şey ters yüz oldu abi. Hanlı pazarın vaziyeti bozuldu. Eşkıyalar kervanları vurdu. Hiçbiriyle baş edemedik. Tekrar Erez pazara geldi. Pazarı satmazsan tüccarlarımı çekerim dedi. Emir Saadettin satmama diye arka çıktı. Benim başka çarem kalmamıştı. Başka çarem yoktu. Tekfur Ares kimdir bilir misin Dündar? Beni ve alplerimi tuzağa düşürüp alplerimi öldürendir Tekfur Ares. Sen ne dersin oğlum? Soysuz pislik. Abi ne bilirdim ben? Bağışla beni. Bağışla beni. Bu söylediklerim burada sır olarak kalacak. Yapacak işlerim vardır. Şimdi sabredeceğiz. Vakti geldiğinde her şeyin hesabı görülecek. Bu utanç bana ağır gelir abi. Buyruk ver. Hatamı telafi için o soysuzun kellesini alayım. Sen mi alacaksın kellesini? Benim yoluma baş koyanlarla savaşa gireceğim. Lakin senin bu savaşta yerin yoktur. Buyruğumdur. Eşyalarını toplayasın. Tez ağabeylerimin obasına varasın. Onlara Ertuğrul ağabeyinin sağ olduğunu söyleyesin. Ki kardeş acısı çekmesinler. Ben sana haber salmadan da sakın ola obaya dönmeyesin. Oğlum. Oh.
Buyruk senin bey. Önümüzde çetin bir savaş vardır. Bu savaşta yufka yüreklilere, gaflete düşenlere yer yoktur. Sen kimsin? Sen ha. Muhafızlar! Ne oldu? Allah esirgesin beyim. Sana bir şey olsaydı ahvalimizin ne olacağını gördük. Herkes de bundan kendine düşen payı çıkarmıştır. Yokluğumda davamızı gözetmişsiniz. Yoldan ayrılmamışsınız. Sağ olun, var olun beylerim. Sen de var olasın. Başımızdan eksik olmayasın beyim. Sana ve alplerimize tuzak kuranı bulup bedelini ödetmeden beylik makamı bize haram olsun beyim. Bana tuzak kuranın kim olduğunu bilirim. Sana tuzak kuran kimdir beyim? Tekfur Ares. Beyim, beyim. O halde ne bekleriz beyim? Savaşa savaş. Hemen alalım o soysuz keferinin kellesini. Namussuz. Beyim, Tez Kalesi'ne varalım, haddini bildirelim. Bedelini ödesin. İbret-i alem için. Karacahisar surlarında sallandıralım o köpeği beyim. Bize tuzak kurana, tuzakların en büyüğünü kuracağım Turgut. Kendi kalesinde onu gafil avlayacağım. Ne yalanlarını, ne riyalarını, ne surlarını kendine kalkan etmesine müsaade etmeyeceğim. Komutan Yorgo. Komutan Yorgo. Komutan Yorgo. Çabuk kaleye haber ver. Sultanımıza her şeyi anlatan bir mektup yazacağım. Fetih için ferman gelene kadar biz hazırlıklarımızı tamam edeceğiz. Peki, peki beyim. Neden bugün almadın o keferenin kellesini? Emir Saadettin'le bir bağ var mı yok mu görmek istedim Bamsı. Her şeyden habersiz gibi davranacağım. Bu arada fetih hazırlıklarına başlayacağız. Kaleyi ziyarete gideceğiz. Ona dostluk elimi uzatacağım. Gittiğimizde kaleyi iyice teftiş edeceğiz. Böylece gücünü de görmüş olacağız. Surların ardında saklanıp bizimle savaşa girerlerse imparatorun ordusundan destek gelecektir.
Muhasara aylar sürer. Biz ona hiçbir şey sezdirmeden gafil uykusunda basar gibi basacağız onu. Sen başımızdasın ya beyim. Düşmandan pervamız, zaferden şüphemiz yoktur. Yoktur beyim, yoktur. Ah, yüreğim, yüreğim deli taylar gibi eşelenmektedir beyim. Allah, Allah o fetih gününü görmeyi nasip etsin beyim. Yokluğunda pas tutmaya durmuştuk. Şimdi bilenmiş pusat gibiyiz beyim. Davamız Allah'ın adaletini çakıl taşına dahi yazmaktır. Şimdi bu uğurda gaza edeceğiz. Ferman sultanımızdan şehadet Allah'tandır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Eyvallah. Hürmüşendir bey. Hürmüşendir. Ertuğrul, oğlumun da, obamın da hükmünü yarın beylerin önünde verecekmiş. Görelim bakalım hükmü neymiş. Kendini ne sanır ki beyler önünde bize hüküm kesecek? Ettiği onca densizlikten sonra bizim hala ne işimiz var orada? Gitmeyelim ki yerin dibine girsin. Aklının ermediği şeylere karışma Sancar. Ertuğrul'un kellesini almayı senden çok ben isterim. Lakin her şeyin bir vakti vardır. Herkesin önünde itibarımız yerle bir oldu. O da yetmezmiş gibi alplerimizi öldürdü. Gayrı buna takat getiremem ben. Sancar, bir delilik etmeyesin. Mesele ciddidir. Vakit akıllı hareket etme vaktidir. Ertuğrul yarın beyler toyunda hem senin hem de obamızın hükmünü vereceğini söylemiş. Anlamaz mısın? Geri durmak bize yakışmaz baba. Onun tehditlerine boyun eğemeyiz. Yarın sabah obamızın toyunda Bahadır Bey atı otağına kurulacak. Bahadır Bey Ertuğrul'un toyuna tek yumruk olmuş çavdarların beyi olarak varacak. O vakit hükmünü ona göre verecektir. Ah Sancar, ah. Hatunumun aklının yarısı sende olaydı ya. Ertuğrul'un ettiklerini yutacak mıyım sanırsın ha? O indi. Hükümranlık taslasın bakalım. Vakti geldiğinde asıl hükmü ben vereceğim. Destur var mıdır Bahadır Bey? Gelesin hele Kırca. Aslan Hatun beylerle birlikte otağında sizinle görüşmek ister Bahadır Bey. Ne işler peşinde bu yüzsüz avrat? Gidip görelim bakalım. Çok işimize yarayacaksın soysuz. Her şeyi itiraf edeceksin. Thank you.
Selamun aleyküm. Aleykümselam. Buyur otur Bahadır Bey. Beylerimle bir meseleyi istişare ettim. Sen de iştirak et istedim. Hayrola Aslan Hatun? Benden habersiz neyin istişaresiymiş bu? Toy hakkında diyeceklerim vardır Bahadır Bey. Obamızın beylik toyunu Ertuğrul Bey'imizin emriyle erteledim. Oban geldiği vakit iki kardeş obanın beyleri bir olup çavdarların beyini seçecekler. Buna ne haddin, ne de gücün yeter Aslan Hatun. Ertuğrul'un kuyruğuna takılarak çavdarları ezdirdiğin yetti. Buna artık müsaade etmeyeceğim. Sabah beylik toyu kurulacak. Sizi korkaklar. Ne o Bahadır Bey? Bana da mı asi duracaksın? Beni de mi hançerleyeceksin? Bugün oğlunla alplerin bir olup uç beyimizi asi durup kılıç çektiğini işittim. İki alpini öfkenize heder etmişsiniz. Hala karşıma çıkıp obamı sana teslim edeceğimi sanırsın. Lakin kendini kandırırsın. Hele Ertuğrul Bey'imiz hükmünüzü versin. Ondan sonra ne edeceğimize birlikte karar veririz. Biz beylerle toy kararı aldık. Ertuğrul Bey ne karışır toyumuza? Ertuğrul Bey sadece uç bey değildir Bahadır Bey. Ertuğrul Bey obamızın şerefini korumuş, bu uğurda nece şehit vermiş bir yiğittir. İkiniz arasında tercih yapmak mecburiyetinde bırakma bizi. Sen kaybedersin. Ertuğrul Bey'imiz ne diyorsa o olacak. Kararımı beğenmeyen otağımda durmasın. Er geç, bu toy yapılacak. Benim obam buraya yerleşecek. Ben de bütün çavdarların beyi olacağım. Ertuğrul'la birlik olup beni obamdan edemeyeceksin. Şimdi bana güvenen beyler ardımdan gelsin. Kalanlaraysa yazıklar olsun. Destur var mıdır ana? Buyur oğul, gel. Gözümün nuru. Yüce dağların aslanı oğlum. Hakkını helal edesin ana. Geldiğinden beridir seninle hasret gideremedim. (Gülüyor)
saçının teline kurban olurum. O, sen bizim tek güvencemizsin. Yeter ki başımızda ol. Döndük geldin ya, bu bana yeter. Bunlar nedir ana? Senin, Dündar'ın, ağabeylerinin ilk bökleri. Kendi elimle dikmiştim. Ağabeylerim bizden ayrıldı. Dündar'ı da obadan gönderdi. Yüreğim paramparça. Onlara bakıp hepiniz buradaymışsınız gibi severim. Ana, Dündar daha çiğdir. Pişmesi gerektir. Ben gereğini yaptım. Beyliğin de, ettiklerinin de bir bedeli olduğunu öğrenecek. Dündar'ın hatasını görmesini isterim ana. Buna kani olduğumda onu obaya geri çağıracağım. Geri geldiğinde de ona mühim bir vazife vereceğim ki piştiğini bana kanıtlasın. Doğru dersin oğlum. Allah senden razı olsun. Gel Maria. Efendim. Günlerdir gözünüze uyku girmez. İçinizdeki öfkenin size zarar vermesinden korkarım. Biraz dinlenseniz. Ertuğrul geri döndü Maria. Ares uykuyu öldürdü. Ertuğrul'u öldürmeden bana huzur yok. Yine mi o uğursuz adam? Her şey onun yüzünden. Kardeşim de onun yüzünden öldü. Geceliğin karanlığa, gündüz güneşe karışıp ne yapacağı belli olmaz bir adam. Bir an bile tedbiri elden bırakamam Maria. Ertuğrul'u kendi kılıcıyla öldürmeden bana huzur yok. Anladın mı? Siz güçlü oldukça size kimse zarar veremez efendim. Ertuğrul bile. Düşmanlarınız sizden korksun. Ne var? Efendim, kalede iki askerimizin cesedini bulduk. Ne? Kim öldürmüş? Bilmiyoruz efendim. Hiçbir iz bulamadık. Ne demek bilmiyoruz ahmak herif? Siz ne işe yararsınız? Kalenin altını üstüne getireceksiniz. Bu işi yapanı bulacaksınız. Bulana kadar da hiçbirinize uyku yok. Şimdi defol buradan. Emredersiniz. Efendim. Ertuğrul. Ya ona tuzak kuranın ben olduğumu biliyorsa? Ya bana oyun oynuyorsa? Kapı!
Tuğrul obasına döndüğüne göre sultanımız yakında beni Konya'ya çağıracaktır. Bu toprakları başıboş bırakamayız. Yarın ilk işimiz Ares'e gitmek olsun. Emredersiniz Emir Hazretleri. Ertuğrul Bey yarın Hanlıpazar'daki toy için Oba Beylerine haber göndermiş. Belli ki onlara yaslanıp intikam peşine düşecek. Bizim de cephemizi sağlam tutmamız icap eder. Ertuğrul ne yapıp edip bu tuzak meselesini çözecektir. Sonra da sultanımızı emriyle kaleyi zapt edecek. Ganimeti ona bırakamayız. Ona tuzak kuranın Ares olduğunu öğrendiği vakit bütün düğümleri çözecektir. Ekaterina'yı da ve sizi de. Eğri. O kadar uğraştım. Hala dahi eğri. Eğri ok hedefe ulaşmaz. Demek ki uğraşmamak lazım. Ertuğrul da benim yoluma girsin diye çok uğraştım. Lakin o hep burnunun dikine gitti. Hedefe giden yolda bana hep mani oldu. Lakin artık mani olmaması için ne gerekiyorsa, kiminle işbirliği yapmam gerekiyorsa yapacağım. Ben bu topraklardan gitsem de onun kolunu, kanadını kıracağım. İşte böyle Halime. İnsan tüccarlarından da, kahpelerin pusularından da kurtulup nihayet obama döndüm. Size kavuştum. Neler çekmişsin böyle Ertuğrul? Nasıl dayandın bunca eziyete? Allah'a sığınıp davamı, obamı, evlatlarımı, seni düşündüm Halime. Takdiri ilahi. Davamızı sürdürecek, evlatlarımızın büyüdüğünü görecek, seninle yaşayacak bir ömrüm varmış da. Allah ömrüne ömür katsın Ertuğrul. Bir daha yokluğunu göstermesin. Başımızda olmasan neler olacağını gördük. Gayrı hepsi bitti. Obamızın başında, senin ve evlatlarımın yanındayım. Yarın dönüşüm şerefine Hanlıpazar'da büyük bir toy vereceğim. Civardaki beylerin hepsi gelecek. Sen de anamla orada olasınız. Şöyle bize yaraşır bir toy kurulsun. Dost da, düşman da nasıl birlik ve dirlik içinde olduğumuzu görsün.
Durun, tedbir alın. Acel! Etrafını sarın! İn misin, cin misin? Açasın yüzünü, yoksa kılıcıma doğrar seni. De hele, kimsin sen? Selamun aleyküm Ertuğrul Bey. Ve aleyküm selam atsız. Atsız da kimdir beyim? Hayrola? Sana mühim havadislerim vardır. Bize yolda tuzak kuranlardan birini yakaladım. Sana anlatacakları vardır. Nerededir? Benimle gelin. Haydi harpler peşine. Kimdir bu Artuk Bey? Belli ki Hızır'dan el almış biridir Turgut Ağa.